Evet arkadaşlar, şehirleşme, sanayi ve göç ilişkisiyle devam ediyoruz. Buna göre biyoteknolojinin amaçlar arasında hangisi yer almaz? 20. yüzyılda biyoloji alanındaki önemli gelişmeler, insanoğlunun tarımsal ürün ihtiyacının karşılanmasına da yansımış. Biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara dayanıklı ürünler elde edilmeye başlanmıştır. Arkadaşlar, bir biyoloji sorusu son yıllarda ÖSYM'de de bu tarz sorular soruyor. Buna göre biyoteknoloji amaçlar arasında hangisi yer almaz? Arkadaşlar, yeni türler geliştirmek temel amaçtır. Günümüzdeki nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını sağlamak. Tarım ürünlerinin farklı iklim koşullarına dayanıklı hale getirmek doğru. Meraların daha iyi kullanımını sağlamak. Arkadaşlar, burada öyle bir şey yok. Mevcut ürünlerin verimliliğini artırmak. Diğerleri hepsi gen ve teknoloji ile ilişkiliyken mera daha iyi kullanımı sağlama bu teknolojik bir durum değildir. Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisinde farklı ekonomik faaliyetlerin varlığına bağlı olarak yaşam tarzları diğerlerinden farklı gösterir? Sizin arkadaşlar, genel kültür sorusu, Bodrum Turizm, Cannes Turizm, Film Festivali var, Venedik Turizm, Antalya Turizm. Burada Hamburg var, sanayi. Yani burada sanayi. Burada soru kökünü okumaya bile gerek yok. Şıklara baktığınızda doğru cevabı bulursunuz. Diyor ki şehirlerin hangisinde farklı ekonomik, dördü turizmken diğeri ise sanayi, Almanya'da Hamburg şehri. Şehirlerin kurulup gelişmesi aşama aşama gerçekleşmiştir. Buna göre aşağıdakiler hangisi şehirlerin kurulup gelişmesinde son aşamadır? Nüfusun artması, sanayileşmenin hızlanması, ticaretin artması, göçün artması, teknolojinin gelişmesi. Şimdi arkadaşlar, kurulup gelişmesi aşama aşama geçti. Buna göre hangisi şehirlerin kurulup gelişmesine son aşamasıdır? Sanayileşmenin hızlanması var, ticaretin artması var, göçün artması, teknolojinin gelişmesi, en son teknolojinin gelişmesidir arkadaşlar. E seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Ekonomik faaliyetin çeşitlenmesi ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? Sanayi devriminden sonra tarımda makineleşmeye geçilmesiyle topraktan elde edilen ürün miktarı azalmıştır. Aksine arkadaşlar azalmamıştır, artmıştır. Şimdi modern yöntemler yapılmaktadır. 1800 yıllarda toplumlar arası ticaretin gelişmesiyle ülkeler arasında ekonomik ilişkiler de gelişmeye başlamıştı. Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır. Doğru bilgilerden hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Burada bilgiler arasındaki yanlış olanı sanayi devrimi ile birlikte ürün azalmamış, aksine ürün ne olmuştur? Artmıştır. Son yıllarda biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara karşı daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir. Bunun temel amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Daha sağlıklı ürünlerini yetiştirmek, birim alanında daha fazla ürün almak, iklimin şartlarına göre üretim yapmak, üretimde teknolojik bilgi kullanmak, daha karlı ve dayanıklı ürünleri elde etmek. Şimdi arkadaşlar, burada gen aktarımı yapılarak hastalıklara karşı daha dayanıklı ürünler elde edilmektir. Bunun temel amacını bize soruyor. Hangisi olamaz diyor. Baktığınızda aslında hepsi oluyor. Ama daha sağlıklı ürünler yetiştirmek var. Bilim alanında daha fazla ürün almak var. İklim şartlarına göre üretim yapmak, gen aktarımından bahsediyor. Hastalıklara karşı daha dayanıklı ürünler. Üretimde teknolojik bilgi kullanmak, daha karlı ve dayanıklı ürünler elde etmek. Burada bizim cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Şehirleşme, göç ve sanayileşme süreciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şehirleşme konusunda en önemli gelişme sanayi devriminde olmuştur. Doğru. Göç ve kentleşme arasındaki ilişki kentlerdeki çekici faktörler ile kırsalın içi faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Doğru. Amerika'nın New York kenti ülkenin diğer kentlerine göre yaşam standartlarından daha yüksek olmasından dolayı yoğun göç almaktadır. Doğru. Kırdan kente doğru olan göç verimli tarım alanlarının ve orman arazilerinin artmasına neden olmuştur. Arkadaşlar, kente olan göçlerden dolayı bunun azalmasına neden olmuş. Bunun bizim cevabımız D seçeneği olacak. Gebze'nin yoğun göç almasından dolayı şehrin konut, çevre, altyapı gibi sorunlar büyük ölçüde artmaktadır. Doğrudur. Burada bizim cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacak. Yukarıdaki verilenlerden hangileri teknolojinin insana sağladığı yararlardan değildir diyor. Mal ve hizmetlerin üretiminin artırılması, yeni iş sahalarının oluşturulması, sosyal ve psikolojik sorunların artması,
daha yüksek bir hayat standardı sağlanması hangisi değildir? Arkadaşlar, sosyal ve psikolojik sorunların artması değil. Bizim cevabımız burada B seçeneği olacak. Dünyada yüksek oranlı büyümeye bağlı olarak tarım üretimi önümüzdeki 25 yıl içerisinde hızlı artışını sürdürecektir. Tarım ürünlerinin ticaretindeki gelişmeye bağlı olarak artan gıda maddesi talepleri aşağıdaki ülkelerin hangisini karşılayacağı tahmin edilmektedir, diyor. Tarım ürünlerinin ticaretindeki gelişmeye bağlı olarak artan gıda maddesi taleplerini aşağıdaki ülkelerin hangisini karşılayacağı tahmin edilmektedir, diyor. Fas, Tunus, Türkiye, Almanya, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Norveç, İsveç. Arkadaşlar, yanlış yere bastık ya. Burada bizim cevabımız Çin ve Hindistan olacak arkadaşlar. Çünkü tarım ülkeleridir. Yüz ölçümleri oldukça geniştir. İklim koşulları buna uygundur. Bizim cevabımız buna ne olacak? D seçeneği olacak, diyoruz. 1800'lü yıllarda bir liman ticaret ve gemi tezgahı bölgesi olmuştur. Buna bağlı olarak o dönemde bölgenin nüfusu çoğunlukla fabrikalarda çalışan insanlardan oluşuyordu. Fabrika bacalarında çıkan gazların etkisiyle hava kirlenmiş, atıklarında kıyı mahvetmiştir. Ancak günümüzde yakın dönemde yapılan projeler bölge bir kültür merkezi haline gelmiş ve yaşanabilir bir yer olmuştur. Yukarıda bir, kısa bir tarihi anlatılan olan bölge hangisi olabilir? Arkadaşlar, burada bahsedilen Haliç'in temizlenmesidir. Dolayısıyla bizim cevabımız burada C seçeneği olacak. Günümüzdeki ülkeler geleceğe yönelik birçok proje üretmektedir. Genel olarak baktığımızda bunları daha çok şehirleşme, yerleşme, tarım, hayvancılık, enerji, uzay, sağlık, eğitim alanında olduğu görülmektedir. Buna göre gibi projelerden hangileri gelecekte bizleri bekleyen yeniliklerden olacaktır, diyor. Arkadaşlar, droneler, asit yiyen avroksitler, dikey çiftçilik, hidrofonik tarım gibi projeler hangi gelecekte bizleri bekleyen yenilikler olacaktır? Burada sevgili arkadaşlar, asit yiyen avroksitler ile dikey çiftçilik bizim yakın zamanda burada dronelerle hidrofik tarım zaten Japonya'da yapılmaktadır. Droneler günümüzde de çiftçiler kullanmaktadır. Gelecekte bizi bekleyen bizim cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki şehirlerin gelişme özelliği göz önüne alındığında hangisinde nüfusun 2030'da 25 milyonu geçeceği düşünülemez. Anladım. Düşünülemez. Arkadaşlar, Bombay Hindistan'da gettoların şehridir. Gettolar nüfusu şu anda 10 milyon üstünde. Mexico City 10 milyonun üstünde şu an. São Paulo, Mexico City, Meksika'da, São Paulo, Brezilya'da, Yeni Delhi, Hindistan'da sevgili arkadaşlar. Bunlar nüfusları şu an için 10 milyonun üzerinde olan şehirlerdir. 2030 yılında ise arkadaşlar, 2030 değil 2060 yılı da desen Atina'nın nüfusu 10 milyon, 25 milyonu bulmaz. Yunanistan'ın toplam nüfusu 10,5 milyondur arkadaşlar. Nüfus dağılışı ve yerleşme tiplerinden doğal çevrenin etkisi gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde daha çok hissedilir. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun dağılışında ve yerleşme tiplerinden doğal çevrenin etkisi daha azdır, diyor. Hangisi daha çok gelişmiştir, diyor arkadaşlar. Hangisi? Çünkü gelişmiş olan ülkelerde bunların etkisi ne olacaktır? Az olacak doğal çevrenin. Hindistan'da fazla, Kenya'da fazla, Suriye'de fazla, Nijerya'da fazla, Almanya'da doğal çevrenin etkisi azdır. Gelişmiş, sanayileşmiş, endüstrileşmiş bir ülke olduğundan dolayı. Aşağıdaki tabloda günümüz ve geleceğin ekonomik unsurları gösterilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır? Günümüz ekonomisi, geleceğin ekonomisi. Sermaye, iş gücü, yenilikçi icatlar ve bilgi var. Makineleşme, dijitalleşme var. Tarım ve sanayi sektörüne ağırlık, hizmet sektörüne ağırlık var. Global, küresel ama ulusal. Arkadaşlar, ulusal, küresel birbirinin neyidir? Zıttı, tersidir. Burada D seçeneği yanlıştır. Kitlesel üretim, tam zamanında üretim. Bizim cevabımız burada D seçeneği olacak, diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş ülkelere ait özelliklerden biridir? Sanayi ürünleri ithal eder. Sanayi ürünlerini ihraç eder olacak, değil. Nüfus artış hızı yüksektir, nüfus artış hızı düşüktür. Ortalama uzun ve yaşam standartları yüksektir. Bu gelişmiş ülkelerin özelliğidir.
Nüfusun önemli bir kısmı tarım sektöründe çalışır. Gelişmemiş ülke, kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Gelişmemiş ülke, gelişmemiş ülke, gelişmemiş ülke 3 numaralı öncü. Gelişmiş ülke bizim cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde birincil faaliyet grubunda çalışan nüfus oranı diğerlerinden daha fazladır? Arkadaşlar, birincil ekonomik faaliyet tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, balıkçılık. Bunlar birinci ekonomik faaliyette çalışan ve gelişmemiş ülkelerde bu oran fazladır. Bunlardan hangisi gelişmemiş ülkedir diyor aslında. İngiltere gelişmiş, Japonya gelişmiş, İsveç gelişmiş, Almanya gelişmiş, Pakistan gelişmemiş bir ülke. Birinci ekonomik faaliyette çalışanların oranı fazladır. Evet arkadaşlar, şehirleşme, sanayi ve göç testini böylece bitirmiş.